Çok ama çok uzun bir zamanın ardından sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Her seferinde arayı çok fazla açmamaya gayret göstereceğim, çalışacağım dememe rağmen yine de bir takım sebeplerden dolayı, gerçi her şey bahane, belki de motivasyonsuzluk da olabilir, yine büyük bir ara verdim. Hızlı bir şekilde tekrar sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. Burak Elvan şu şekilde bir soru yöneltmiş. Kanalınızı yeni keşfettim. Harika bir kanalınız var. Teşekkür ederim. Keşke biraz daha fazla video yapabilseydim. Daha iyi de iyi olurdu. Sorum şu. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Derslerimizin %30 İngilizce. Zorunlu hazırlık sınıfında okuyorum şu an. Benim için sizin fikirleriniz gerçekten çok önemli. Sizce hazırlık sınıfını bir sene dondurup kendim 10 aylık süre içerisinde İngilizceyi çok iyi, daha çok iyi, çok iyi bir şekilde öğrenebilir miyim? Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'deki eğitim sisteminde mevcut olan en büyük yanlışlardan biri de yabancı dilde eğitimdir. Bu hem öğrenilen dilin kalitesini hem de üzerine okunulan branşın, mesleğin kalitesini düşürmektedir. Detaylı olarak bu konu hakkında başka bir videoda da konuşabilirim. Çünkü bunun çok fazla farklı sebepleri var. Soruya cevap vermeden önce şunun da altını çizmek isterim. Sorduğunuz bütün bu tarz sorular tamamen individual, kişisel sorulardır. Herkesin kendi imkan ve kabiliyetlerine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle ne benim ne de bir başkasının sizin perspektifinizden bakarak değerlendirebilmesi çok zordur. Ve değerlendirme yapması da zaten yanlıştır. Yani o karar üzerine gitmeniz. Çünkü bu bir danışmanlık alanıdır. Sizin imkanlarınızdan, kabiliyetlerinizden, önceliklerinizden yola çıkarak bir değerlendirme yapılabilir. Bunu da sizinle beraber size danışmanlık yapabilecek olan iyi bir eğitim uzmanı yapması lazım. Hele hele bu kadar geniş bir çapta zamanı ve süreci kapsayan bir hususun üzerinde karar almak çok daha fazla sorumluluk gerektirir. Çünkü bu arada başarılı olabilmek, bu dönem zarfında hangi metot ve yollarla günlük bazda dile ne kadar ve düzenli ve bir o kadar da kaliteli zaman ayıracağınıza bağlıdır. Eğer gerekli yüksek motivasyona, azme, disipline, düzene, donanıma ve her türlü engelleyici faktörlere karşı koyma iradesine sahipseniz neden olmasın? Bu yöntemden dolayı değil, tamamen vazgeçme, düzeni bozma, motivasyon ve irade kaybı ve çevre faktörleri gibi kişisel sebeplerden dolayıdır. Yani karar almanızı gerektiren şartlar. Ben şahsen öğrendiğim bütün dilleri kendi çalışmalarım sonucunda kendi kendime öğrendim. Buna hatta üniversite eğitimim de dahildir. Rusçayı, yani ana branşım olan Rusçayı ders dışında öğrenmeye başladım. Ve o şekilde de devam ettim. Ve en az bir üst sınıfın seviyesinden dahi daha da iyiydim. Bu nedenle sınava girerek, gerekli şartları yerine getirerek bir üst sınıf daha atladım. Ancak bir üst sınıf atlamama rağmen yine de geçtiğim sınıftaki herkesten Rusça konusunda okuma, yazma, anlama gibi ve gramer de dahi olmak üzere birçok konuda daha iyi seviyedeydim. Ama bu öyle söylenildiği kadar kolay bir iş değil. Yapması kolay bir iş değil. Başarmak kolay değil. Çünkü ben günde ortalama en az 5-6 saat çok kaliteli bir şekilde ders çalışıp kalan zamanlarda da çok düzenli bir hayat yaşıyor ve kendi etrafımda da öğrendiklerimi destekleyecek, ilerletecek, geliştirecek dili kullanabileceğim mikro ortamlar oluşturuyordum. Hayatımı da geleceğimi önceden tasarlayarak, plan yaparak ona göre dizayn ediyor ve şekil veriyordum. Şimdi siz kendinize sorun.
kaliteli bir şekilde bir yıl boyunca her gün bıkmadan, usanmadan 4-5 saat boyunca doğru metotla dil çalışabilecek isteğe, azme, motivasyona ve çevre ve iradeye, disipline ve güvene sahip misiniz? Cevabınız evetse neden olmasın? At binenin, kılıç kuşanının er meydana buyurun. Ancak kafanızda bu konuyla alakalı ve hatta kendiniz ile alakalı bir takım güvensizlikleriniz ve şüpheleriniz varsa boşuna maceraya girmeye de gerek yok. Maceraya girip bir yılınızı heba etmenize gerek yok. Hazırlık sınıfına giderek sizin ders çalışmanızı mecbur hale getiren ortamlara, şartlara kendinizi sokarak da motive olursanız en azından yapmanız gereken bir ödeviniz var diye bu şekilde vaktinizi daha verimli değerlendirebilirsiniz. Bu bununla alakalı olan kısmı. Evet, bu soruyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Gelecek videoda da arkadaşlar şu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Önceden bilip ona göre kendinizi ayarlarsınız. Sizin ilginizi çekiyorsa. Ali Konyalı yöneltmiş. Dil öğrenimi ile ilgili araştırma yapıyordum ve sizin videolarınızı gördüm. Ben de dil öğrenme konusunda başarısız olan grup içerisindeyim. Kurslar, eğitim setleri ve benzeri. Sonuç hep hüsran, hep hüsran. Seviyeme göre Learning English, British Council çıktılar alıp bilmediğim kelime ve cümle kalıplarını yazıp Türkçe'ye çeviriyorum. Çalıştığım için her gün bir sayfa yapıyorum. Dinleme, okuma ve benzeri gibi. Tekrarlar her gün biraz devrik cümleler olmuş. O yüzden duruyorum bazen. Tekrarlar her gün yapıyorum. Yani her gün tekrar ediyorum demek istemiş. Sonuç değişmiyor. Nerede hata yapıyorum? Nasıl bir çalışma yöntemi ve başka neler tavsiye edersiniz? Ben de sizin gibi birden fazla dil öğrenmek istiyorum. Rica etsem dönüş yapabilir misiniz? Evet arkadaşlar. Gelecek videomuzun konusu bu. Ama bu sefer böyle 4 ay gibi çok uzun bir ara vermeyeceğim. En azın kesinlikle bir hafta içerisinde, belki de çok daha kısa bir zaman içerisinde bu sorunun cevabını vereceğim ve bundan sonra da umarım haftalık videolar yapmaya çalışacağım. Söz vermek başkadır arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Bu arada çok fazla mesaj da aldım. Beklemiyordum açıkçası. Teşekkür ederim. Hocam iyi misiniz? Videolarınızı bekliyoruz. Her şey yolunda mı gibi. İlginiz için de, merakınız için de sizlere teşekkür ederim. Görüşmek üzere.